Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Çok uzun süredir video çekemiyordum, sizlerden özür dilerim. Ama eşim Birgül Benyan sizler için kanalımızı büyütmeye, videolar çekmeye devam ediyor. Onun da videolarını izlerseniz çok sevinirim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün uzunca bir süre sonra tekrar vakit bulup video çekmek istedim. Çünkü işlerimden dolayı uzun süredir video çekemiyorum. Bugün Lidl Market'e alışverişe gittim. Aldığım şeyler bana çok ucuz geldi. Toplamı yani. Yaklaşık 90 euro falan bir 90 euroluk bir alışveriş yaptım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu aralar yine Türkiye'de gurbetçilerin yalanlarını dinliyorsunuz. Onlara sadece gurbetçilerin değil tabii ki de yöneticilerimiz de Almanya'da, İngiltere'de raflar boş, ekonomi çok kötü, insanlar aç. Hatta İngiltere'de bir yöneticimizin söylediğine göre İngiltere'de çocuklar açlıktan ölüyormuş, açlıktan silgi yiyorlarmış. Şimdi size bir günlük maaşımla yani bir günlük yevmiyemle hatta bir günlük yevmiyemin de altında neler alabilmişim bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Şimdi beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar, işte şu anda aldığım şeyler burada yere böyle serdim. Fişimiz de burada. Bunların hepsi, şu gördüklerinizin hepsi 90 euro 20 cent tuttu arkadaşlar. Şu gördüklerinizin hepsi. Bunları tek tek inceleyeceğiz şimdi. Mesela ilk önce kola, altılı kola. Şurada küçük altılı kola. Bunun fiyatı 1.49. Sonra burada yarım kilo Antep fıstığı var. Bu yarım kilo Antep fıstığının fiyatı 4.99. Şöyle göstereyim. Pistache yazan yerde 4.99 yazıyor. Yalnız ben bunu kendim de bilmiyordum. Kasaya gelince öğrendim. Bunu aldım 4.99'a yarım kilo. Arkasında yazıyor 500 gram. Bunu aldıktan sonra kasaya geldim ve bunun bir promosyonu olduğunu öğrendim. Bunu alana şu gördüğünüz altılı ikişer litre yani toplamda 12 litre kola, tabi Lidl'ın kendi kolası, bedavaymış. Bunu da 4,5 euroya yani 12 litre kola ile birlikte Antep fıstığını 4.99'a almış olduk. Tekrar fişimize geri dönelim. Bakalım başka neler almışız. Olive pasta diyor. Olive pasta yani zeytin ezmesi 1.29'muş şu arkadaş. Yunan usulü zeytin ezmesi 1.29. Devam ediyoruz. Bami goreng yani bu wok erişte, Türkçesi erişte ama bu içinde tabi pişmiş erişte, içinde yumurta vesaire falan var, salam falan var. Bu 1 kilo arkadaşlar, şöyle pişmiş erişte 1 kilo, fiyatı şöyle 3.69. şöyle göstereyim, biraz güneş vuruyor, tam görünmüyor. 3.69 arkadaşlar. Bami goreng 3.69. Devam ediyoruz. Boten Sonderrüh yani tavuk butu. Fiyatı 5.89. Şu arkadaş oluyor kendisi. Domatesler de yuvarlandı. Şu arkadaş oluyor kendisi. 1 kilo 100 gram. Gördüğünüz gibi 5 küsür euro. Evet, devam edelim.
Burada karışık kıyma yazıyor. Gemengt, gehakt. 7,79. Bu 1 kiloluk karışık kıyma. Ben domuzda yediğim için benim için problem değil. Ben karışık kıyma alıyorum bazen. Bazen Türk kasaplarından dana kıyması alıyorum. Bunun fiyatı 7,79 arkadaşlar. 1 kilo kıyma. Karışık kıyma. Başka neler varmış? Penne riga 2 adet 1,30. Yani makarna şöyle 2 adet 1,30. Sonra ne var? Bowen boating cap. Yani yine tavuğun orta budu. Budunun tam ortası. Bu da tam 1 kilo. Onun fiyatı da 4,99. Sonra ne var? Freeway kola, yani şu arkadaş. Altılı kutu kola. Altılı kutu kolanın fiyatı 1,69. Süt altılı, şurada altılı süt 6 kere 500 mililitre. Onun fiyatı da 3,89 arkadaşlar. Daha sonra nerede? Şurada. Wok Mix. Yani şu arkadaş oluyor kendisi. Bunu wok yapımında kullanıyorum ben. Şöyle. Bunun içinde karışık sebze var. Soya fasulyesi, filizi, işte pırasa vesaire. Şu arkadaş. Onun fiyatı neydi? Ona bakmış mıydık? Fiyatını unuttum. 1,49'muş Wok Mix. Bilmeyenler için şöyle tekrar uzaktan bir göstereyim. Şu arkadaş pizzalar veya şeyler için, makarnalar için veya artık neyi kullanmak istiyorsanız 3 çeşit peynir var içerisinde. Gramajı 200 gram rendelenmiş peynir. Bunun fiyatı da 1,99 rendelenmiş peynir. Daha sonra Onhe Zotenbother tuzsuz tereyağı, gerçek tereyağı arkadaşlar. Bu margarin değil, gerçek tereyağı, köy tereyağı. 500 gram. Bunun fiyatı da 5,99. Şöyle 5,99. Artişokun enginar kalbi, şöyle kavanozun içerisinde enginar kalbi. Bunun fiyatı da 2,29. Domates 850 gram, 834 gram almışız. Kilosu 1,85 normalde. Ama ben 850 gram almışım şöyle. Böyle onlar da dağıldı gitti orada. Normalde kilosu 1,85. Hani 7-8 euroya domates yiyoruz orada diyenler şöyle baksınlar kaç paraymış domatesin kilosu. Taneyle de almıyoruz bu arada. Kiloyla alıyoruz arkadaşlar. Fene bonun, bu da börülce oluyor. 250 gram börülce. Şöyle 250 gram börülcenin fiyatı da 1,85. Kanyo mayo sitron mayonez. Mayonezin fiyatı nerede o? Kaybettim. 1,69. Mars Mixed Minis. Yani karışık mini çikolata. Şöyle Mars, Twix, Snickers, Bounty, Milky Way. 20 adet. Bunun açacağım. Boyutlarını da göstereyim. Şu boyutlarda. Şöyle. Toplamda 400 gram. 20 adeti. 2,61. Şurada yazan. 2,61.
O Bağatar Tübet 1.69. O neymiş ya? Ne o? Vallahi. Ha, ekmek. Ekmeğin ismini değişik yazmışlar. Ekmeğin fiyatı da 1.99'muş. Gramajı yazmıyor ama 1 kilo, 1 kilo falan. Bazilikum da bunun Türkçesi neydi bilmiyorum. Yani baharat arkadaşlar. Bunun fiyatı da 61 sent. Evet, devam ediyoruz. Buğrun salami, yani sarımsaklı salam. Şu oluyor. Sarımsaklı salamın fiyatı da 1.39. Sonra tomato püre, yani salça. Onun fiyatı da 1.39. O da burada arkadaşlar 4 adet 140 gram, 4 adet 140 gram salça, fiyatı 1.39. Devam edelim fişimizden. Bakalım nerede kaldık? Evet. Hedruhta tomat. Güneşte kurutulmuş domates. Fiyatı 1.99. O da burada. Güneşte kurutulmuş domates. Ben bunu çok seviyorum. Pizzalarda veya makarnalarda çok hoşuma gidiyor bunu yemek. Sonra evet, geldik bombaya. Ayçiçek yağı. Fiyatı 1 litresi. Şurada Zonobloom Oli 1.99. Hani şu arkadaşlar diyor ya, ayçiçek yağı çok pahalandı Avrupa'da. Ayçiçek yağı bulamıyoruz, alamıyoruz vesaire vesaire. Hepsi yalan arkadaşlar. Ayçiçek yağı burada. 1 litresi 1.99, hiç de pahalı değil. Şöyle bunu da yerine bırakalım. Devam edelim. Ne vardı? Ne kaldı? Trattoria Alfredo. 2x Trattoria Alfredo. Şu arkadaş oluyor. Şöyle iki tane, ama her bir kutunun içerisinde aslında iki tane pizza var. Şöyle şunu da göstereyim. Her kutunun içerisinde iki tane pizza var. Yani dört tane pizza. Dört tane pizzanın fiyatı da burada gramajını da söyleyelim. 2 çarpı 330 gram. Şurada şöyle, niye odaklanmıyor? 5.98. Yani tanesi 2.99. 2 çarpı 5.98. Toplamda 4 tane pizza 5.98. Basmati rice, yani pirinç, basmati pirinç 1 kilo. Basmati pirinç 1 kilosu 1.59. VC jel, şu arkadaş tuvalet temizleyicisi. Bunun fiyatı da 69 centti sanırım. Yok, pardon, 85 cent. Devam edelim. Sony Milk Hazelnut, yani çikolatalı gofret. Fiyatı 1.69. Bu arada çikolatalı gofret dediğime bakmayın. Bir tanesi değil, 10 tanesi 1.69. Devam edelim. Ispanak 2 çarpı ıspanak 3.58. Bunun bir paketi 450 gram civarında. Bir paketi 1.79. İki tane, ben iki paket aldım. 3.58. O da şöyle arkadaşlar. Bu yıkanmış, temizlenmiş, ayıklanmış, sadece yapraklarıyla pişirmeye hazır ıspanak. 450 gramlık pakette. Fiyatını da söylemiştik zaten.
ne kadardı? 1.79'du bir paketi. Sitrum yani limon. Burada kendisi. 5 adet limon. 1.75. Kong Strong enerji içeceği. 20 adedi. Arkadaşlar da burada kendileri. 20 adedi 7 euro. Yani şu gördüklerinize şöyle tekrar hepsini göstereyim. Şöyle. Şu gördüklerinize ve şurada 20 adet enerji içeceği de var. Toplamda 90 euro 20 cent verdim. 90 euro 20 cent benim yevmiyemin 1/4 oluyor arkadaşlar. Yani bir yevmiyem bile değil. Ve bu burada 10 günlük yemek var benim için. Yani ben yalnız yaşıyorum. Maalesef eşimi hala getiremedim. Onunla uğraşıyoruz vize işleriyle. Ben yalnız yaşadığım için bu bana 10 gün yeter. Bir gün çalışıyorum, 10 gün yiyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bunun içinde cipsim var, çikolatam var, enerji içeceğim var. Hemen hemen her şeyim var. Burada bir tek eksik olan kırmızı et. Ben de bugün güzel kırmızı et bulamadım. O yüzden kırmızı et de almadım. Eğer kırmızı et de almış olsaydım 100 euro verecektim. Yani 10 euro daha verecektim belki. Belki daha az verecektim. Çünkü etinden etine de değişiyor fiyatlar. Böyle arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için sabredin artık. Ne diyeyim yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.